Merhabalar öncelikle. Ben Mehmet Uyaroğlu. 19 Mayıs Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun oldum. 22 yıllık öğretmenlik hayatımda genelde dezavantajlı yerlerde öğretmenlik yaptım. Ama ben burada olmaktan çok mutluyum. Çünkü bir öğretmen olarak ihtiyacı olan bölgelerde öğretmenlik yaptığın zaman o mesleki doyumu daha çok aldığımı hissediyorum. O yüzden de zaten 13 yıldır aynı okulda devam ediyorum. Farkındalık yaratan, kalplere dokunan pek çok çalışmanız var. Bunlardan biri Veren Eller. Veren Eller'in hikayesini bizimle paylaşır mısınız? Evet, Veren Eller kampanyamız. Biz bunu yıllardır devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu tabii tek başına yapılabilecek bir şey değil. Bu konuda ben okulumdaki öğretmen arkadaşlarım, velilerim, öğrencilerim hepsine çok teşekkür ediyorum. Çünkü böyle bir projeden bahsettiğim zaman bu projeye hepsi destek çıktı. Velilerimizle bu konuyu istişare ettik, çocuklarımızla konuştuk. Hep almaya alışmak yerine biraz da veren el olmayı denesek nasıl olur acaba dedik. Bütün okulumuzdan, diğer öğretmen arkadaşlarımızla da hep birlikte yardımlar gelmeye başladı. Bu sefer yardımları koyacak yer bulamadık. Daha sonra marketlerden bulduğumuz kolileri öğretmenler, onları yiyecekleri tasnifledik hepsini. Her aileye birer koli olacak şekilde yapmaya başladık. Çevremizde bu duyulunca tabii ki herkes yardım etmeye başladı. Yani yıllık olarak belki rekor seviyeye, yani 100 aile, 110 aileye kadar ulaştığımız dönemler oldu. Sadece öğrencilerimize faydalı olmak yerine bir öğretmen olarak çevremize de yardımcı olmamız gerektiğini, toplumu da eğitmemiz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden velileri de işin içine katarak onların da bilinçlendirilmesini sağlamaya çalıştım. Eğitim denen olgunun sınıfın dört duvarının dışına taşması gerektiğine inananlardansınız. Öğretmen veli kitap buluşmaları. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Sizin de söylediğiniz güzel bir söz. Yani eğitimi biz sadece dört duvar arasına sığdırmaya çalışırsak zaten çok büyük bir hata yapmış oluruz. Bizim işimiz öğretmen olarak sadece öğrenciyi eğitmek değil. Ben bir çocuğu eğitebilmenin asıl yolunun onun ailesine ulaşmaktan geçtiğini düşünenlerdenim. Dedim ki yani ne yapabiliriz? Bir kitap okuma kampanyası yapsak velilerimizle. Daha sonra bu okuduğumuz kitabı söyleşisini yapsak diye velilerimle paylaştım. Büyük bir heyecan duydular. Benim de çok hoşuma gitti. Daha sonra imzalı kitaplarımızı aldık. Velilerimize dağıttık. Herkes kitabını okudu. Belirli bir süre verdim onlara. Bir ay, bir buçuk ay gibi. Aralarından 3-4 tane de veli seçtik. Çocuklara dedim ki annelerinizle birlikte kitap okuyacaksınız. Yani buradaki benim düşüncem öğrenci gördüğünü yapar. Annesi kitap okurken çocuğumuz da kitap okuyordu. Böylelikle okuma alışkanlığını da kazandırmaya çalıştık. Ama inanın o velilerimin sunum yaparkenki heyecanlarında bir tanık olsanız, daha önce hiçbir sahne deneyimi almamış insanlar sahneye çıktı, bir şeyler anlattı. Soru cevap yaptık. Çok keyif aldık. Öğretmenliğin en güzel tarafı da bu benim için. Yani keyif aldığım işi yapıyorum ve çok mutluyum. Bir başka çalışmanız, projenizde yazarlık eğitimi. Bu çalışmayla da birilerinin hayatına dokunduğunuzu biliyoruz. Bundan biraz söz edelim. Biliyorsunuz kötü bir pandemi dönemi yaşadık. Bakanlığımızın da pandemi dönemindeki çalışmalarına katkı sunabilmek amacıyla 3 öğretmen olarak İzmir'de bir sınıf öğretmeni Kübra Aslan Hocam, bir de Kayseri'de matematik öğretmenimiz Selçuk Tütak Hocam'la birlikte ne yapabiliriz, ülke eğitimine nasıl katkıda bulunabiliriz diye oturup düşündük. O ara dedik ki biz gönüllü olalım, bir grup belirleyelim bu işi yapabilecek çocuklarla, onlara yazarlık eğitimi verelim. Sonunda da bir kitap çıkaralım. Çünkü bir insanın en büyük eseri ortaya çıkardığı üründür. Bu projede de ayrıca da önemli üzerinde durmak istediğim konu şu. Maalesef günümüzde sadece çocuklarımız değil, yetişkinler de artık yazamıyoruz. Duygularımızı ifade etmekte zorlanıyoruz. Çünkü kitap okumuyoruz. Ben de çocuklarımızın, öğrencilerimizin kendilerini ifade edebilmeleri için yazmaları gerektiğine inandım. Maalesef chatte, sohbette yaptığımızda biliyorsunuz artık kelimelerle bile değil, harflerle anlaşıyoruz. Herkes ünlü harfleri çıkarıp sadece ünsüz harfleri yazıyor. Buna bir dur dememiz lazım ve buna dur diyecek kişinin de öğretmenler olması lazım diye düşündük. Çocuk yazar projesi bu şekilde ortaya çıktı. Yaklaşık 15 öğrenciyle bir çalışma yaptık. 2 ay, 3 ay gibi bir zaman aldı. Yazarlık eğitimi verdik bu öğrencilere. İşte olayların giriş, gelişme, bölüm, sonuç bölümlerini nasıl yapabilirler? Kahramanları nasıl oluşturabilirler? Olaylar arasında nasıl örgü ilişkisi kurabilirler? Bunların eğitimini vermeye çalıştık. Sonunda bunların editörlüğünü yaparak Geleceğin Yazarları diye bir kitap basımı yapıldı. Çocuklarımız bundan çok etkilendiler. Gerek yerel medyada gerek ulusal medyada, televizyonlarda haberleri oldu. Ve buradaki küçük yazarlarımızın hepsi söyleşiler yaptılar.
okullarında, illerinde, ilçelerinde, Tekirdağ'da Azra diye bir öğrencim var. Bir öğrenci, bir çocuk kendi hikayesini yazmazsa başkalarının yazdığı masalları dinlemek zorunda kalır. Bu yüzden çocuklarımıza kendi hikayelerini yazmalarına olanak sağlayalım. Eğer bu anlamda çocuklarımıza bir katkımız olacaksa ne mutlu bize. Çünkü işte öğretmenlik böyle bir şey.